Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınızı söylemeniz Allah yanında şiddetli bir buğza sebep olur. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Bir zamanlar Musa kavmine, "Ey kavmim, benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilince Allah da kalplerini eğriltti. Allah fasıkları doğru yola iletmez. Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim," demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler. İslam'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, Resulünü hidayet ve hak dinine gönderdi ki, müşrikler istemese de onu bütün dinlerin üstüne çıkarsın. Ey iman edenler! Size acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. Eğer böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve size altlarından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerine, hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetihle müminleri müjdele. Ey inananlar! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler, "Allah yolunun yardımcıları biziz," dediler. İsrailoğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler. Sadakallahü'l-Azim.